Ya, tabii bunlar çok güzel şeyler. Böyle konuşuyoruz, beklemek falan. Tabii biz Timur Bey'in biraz önce bahsettiği, tabii ki de patolojiye odaklanmıyoruz. Pozitif psikoloji, sağlıklı insanlar bunu nasıl yapmışlar? Duygularını düzenleyen insanlar nasıl düzenlemişler? Onlara baktık. Onlara bakıldı hep bilimsel olarak. Ve duygularını regüle edebildikleri görünüyor. Bugün kişilik bozukluklarının, dikkat eksikliğinin bile altında hep duygu regüle edememe problemi var. Duygu regüle edememe probleminin ardında yatan şey bekleyememe, tahammül edememe. Şöyle düşünüyor kişi: ben bu yemeği şu anda yemezsem eğer duramam. Ben bu adama şimdi cevap vermezsem eğer o duygu beni yer bitirir. Ve ardında bir diğer çok önemli motivasyon daha var. Bu motivasyonda şu: acaba burada bunu yapmazsam daha fazla acı çeker miyim? Bütün kaygılar, vesveseler, sıkıntıların temeline baktığınız zaman hep aynı şey yatar. Daha fazla acı çekmekten korkmak. Yani bir baş ağrısını bile sadece bir baş ağrısı olarak algılayamıyoruz. Yani acaba daha kötü olur mu? Beyinde tümör var mı? Vesaire gibi yani. Kaygının kaynağı bu. Ama çok önemli olan bir şey, işte burada böyle konuşuyoruz ideal şeyleri ama zihnin yarattığı bir şeyi yine zihinle çözmek mümkün değil. Yani Einstein'ın dediği gibi aslında problemlerin kaynağı olan şeyleri, problemleri onlara kaynak olan şeylerle çözmek o kadar mümkün olmayabiliyor. Yani ha, o zaman ben biraz sabırlı bir insan olayım. Yani bugün bunu dinleyen kişiler şunu bilecekler: aa evet, durabilmek çok önemliymiş, seçim çok önemliymiş ama bunu yapamayacaklar. Yani bilen insan olmak ayrı, yapabilen insan olmak ayrı. Bunun için de bazı egzersizler yapmak gerekiyor. Yani meditasyon, mindfulness meditasyondan bahsediyorum. Her şey meditasyon diyebilirsiniz. Durup oturduğunuz zaman, ya birçok kişi meditasyon yapıyorum diyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Diyor ki oturuyorum. Peki oturduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? İşte oturuyorum diyor. Oturduğunuz zaman bir süre sonra kendinizi şöyle bulursunuz. 15-20 dakika sonra dalmış bulursunuz. Yani düşünürsünüz aslında. Bu dalma dediğim şey düşünme. Düşündüğünüzü bile farkına varmazsınız. Belli usulle, yani bilimsel yöntemlerle yapılan meditasyonlar bizi şimdiki anda tutabiliyor ve biz şu anda olduğumuzda zihnimizi duygusal olarak zihnimizi eğitebiliyoruz ve duygularımızı düzenleyebiliyoruz. Bir diğer şey de işte en önemli şey hatırlamak diyorum. Kaygılandığımız, sinirlendiğimiz, kızdığımız bir anda ha bir dakika ya ben durmalıydım diye kimse hatırlamıyor. Ya da okuduğu kitaplardaki metinleri hatırlamıyor. Psikoloğunun ona, psikiyatristin ona, İşte bir uzmanın ona söylediklerini hatırlamıyor. Canı istediğinde o yemeği oradan alıp yiyor. Yani bu zararlı mı demiyor. Çünkü duramıyor. İşte buradaki önemli olan şey onu hatırlamak. Evet, dikkatinizi dağıtmak çok önemli. Sinirlendiğiniz bir anda herkes söylüyor. Diyor ki ona kadar say diyor. Şimdi bazıları yapabiliyor, bazıları yapamıyor, hatırlamıyor. İkinci aşama diyoruz ki bilişsel yeniden çerçevelendir. Yani işte bak belki de böyle demek istemiyordur. Belki de bu bir tehdit değildir. Her şerde bir hayır vardır filan. Bunlar da bilişsel çerçevelendirme. Bu da bir yere kadar gidiyor. İnsanlar bazen mantıksal olarak bulamadıkları şeyler oluyor veya ona vakitleri olmuyor. O kadar dürtüsel oluyorlar ki. Üçüncü aşamada yani ne olursa olsun bir zorlayıcı durumla kalabilme kapasiteniz yoksa, eğer bunu deneyimlememişsiniz. Yani bu zorlayıcı durumla ben biraz durabilirim, bu beni öldürmez. Ve biraz bu acıyla, bu sıkıntıyla, bu zorlanmayla kalabilirim. Bunu söylemek, bunu yapmak durumunda değilim. Bu kalabilme hali, yani kabul hali aslında bizi götürüyor. Kabul hali dediğimiz şey, bir şeyle beraber de devam edebileceğini bilme hali, bir tür bilgelik hali. İkinci şey ise, problemin kaynağıyla problemi çözemeyiz demiştik. Yani zihinsel bir süreç, evet şimdi şöyle davranmam lazım diyerek davranışı çoğunlukla değiştiremiyoruz. Bilişsel süreç çok önemli, bilmek çok önemli. Ama yapabilmeye götürmüyor bizi. Bilen insan oluyoruz. Yapabilen insan olmamız için çalışmamız lazım. Bir de beden çok önemli. Böyle zamanlarda bizim yaptığımız çalışmalarda, yani benim mindfulness öğretirken kişilere yaptığım çalışmalarda en önemlisi beden. Çünkü beden hep bu anda. Sinirlendiğiniz bir anda bedeninize dönmek, nefes de bir bedensel duyum olarak alıyoruz. Nefesinize dönmek sizi o ana getiriyor. Çünkü siz kızgın olduğunuzda, kaygılandığınızda zihniniz karışıyor. Geçmiş, gelecek, anılar, şu bana şunu yapmıştı, zaten sabah da bu olmuştu, kendi değerim de böyleydi, bu da bir tehdit. Ama oradaki temel şey beden ve nefese döndüğünüzde bu ana dönüyorsunuz ama bunu hatırlayamazsınız. Bunu bilmek yetmiyor. Ha, bedene ve nefese dönecekmişiz, bu çok önemliymiş diyebiliriz. Buna alışmak için, yani bu tıpkı iyi bir dost gibidir. İyi bir dostunuzla her zaman görüşmelisiniz. Çünkü başınız sıkıştığında onu çağırırsanız eğer müsait olmayabilir. Yani ona iyi zamanlarda yatırım yapacağız. Yani önleyici davranacağız. Ve o zamanki
O alıştırmaları yapacağız, yapacağız, yapacağız ki zihni eğiteceğiz. Nöroplastisitesi dedik, zihnimizi eğitebiliyoruz. Ondan sonra artık onu bir yaşam biçimi, şimdi bunu yapıyorum diye düşünmeyeceğiz. Farkındalık düşünceden önce gelir çünkü. Yaparsınız yani. Gerçekten durabilirsiniz çünkü. O durabilmek için, o durabilmeyi yapabilmek için zihnimizi tam tersi yönde, yani durmak yönünde, ani tepki vermek yerine durmak yönünde alıştırmak lazım. Tabii her zaman durmamamız gerekiyor. Karşıdan bir araba gelirken bu bir tehdit mi? Belki de insaflı bir adamdır. Yok canım yapmaz dersek ölürüz. Dur yani. Ben anı yaşım derse ben kişi... şimdi an, yani şimdiki anda durabilmek, kalabilmek, hani bu hedonist bir biçimde değil, böyle anı yakala, çok mutlu ol. İşte böyle diyorlar ya, aman canım takma bunları, anda yaşa. Hani öyle bir şey değil tabii. An için değil, anda yaşamaktan bahsediyoruz. Onun için de çok güzel egzersizler var. Bu mindfulness'ta ben mindfulness çalışıyorum. Onun için bu perspektiften bakıyorum ama herhangi başka çalışmalar da olabilir. Bedenle ilgili çalışmalar olabilir. Homeopati olabilir. Yani şifanın tek bir yolu yok. Regüle etmenin tek bir yolu yok tabii ki de. Birçok yol ama çalışmak gerekiyor. Böyle bir farkındalığa erişmek için ne kadar çalışmak gerekiyor? 8 hafta araştırmalar, ben kendi yani kendi konumla ilgili 8 haftalık bir MBSR kursunun bile, yani haftada 2,5 saat 8 hafta yapılan bir çalışmanın bile beynimizde yapısal ve fonksiyonel değişikliğe uğradığına dair birçok çalışma var. Bu çalışmalar tabii destekler, bilimsel çalışmalar. Yani güzel nörobilim çalışmaları var, fMRI çalışmaları var. Yani tabii ki de yapılan çalışmanın, araştırmanın ve istenilen şeyin niteliğine göre. Ama MBS, yani 8 haftalık bir çalışmanın bile 8 çok... 8 hafta. Ya, ama bu, yani bu benim bildiğim alanla ilgili. Ama çalışmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Buradaki herkes biliyor bu.